Ve bana yemek getirdin. Bu beni sevdiğin anlamına geliyor değil mi büyük anne? Bak kızım, kendini hiç kandırma. Ben seni sevmiyorum. Sadece seni aç bırakmanın sorumluluğunu üstlenmemek için yemek getirdim. Başka bir şey değil. Anladın mı? Bir şey söylemek istiyorum büyük anne. Gülümsediğinde çok güzel görünüyorsun. Bu yüzden daha sık gül büyük anne. Bu konuda cimrilik yapma sakın. Anlaştık mı büyük anne? Mutlu olmaktan ve gülümsemekten kim mahrum kalmak ister ki? Ama dünya ve içinde bulunduğumuz şartlar mutlu olmamıza hiç izin vermez. İnsan huzurun ne olduğunu bile unutur. Bunu basit bir şekilde açıklayabilir misin bana? Aman Tanrım büyük anne. Bundan sonra seninle daha sık konuşacağım ve seni daha mutlu edeceğim. Şimdi yemeğini yiyecek misin yoksa kaldırayım mı? Teşekkür ederim büyük anne. Şimdi uyumak için odama gideceğim. Bakıyorum da sana elini veren adeta kolunu kaptırıyor. Biliyorsun sabaha kadar burada kalman gerekiyor. Odana şimdi dönemezsin. Ve şimdi bana karanlıktan korktuğunu sakın söyleme. Hı? Senin için kandil yaktım. Bırakıyorum. Şimdi uyu. Ama büyük anne, bu ışık kısa süre içinde söner. Sen yoksa gözlerin açık mı uyuyorsun? Gözlerini kapattığın zaman karanlık olur. Uykuya daldığında hiçbir şey hatırlamazsın. Bahane uydurmayı bırak ve hemen uyu. Hadi bakalım, uyu. Sabaha kadar odayı aydınlatamayacağımı anlamadı. Dua ettiğim sırada sana göz kulak olduğum için sen de beni hayal kırıklığına uğratma, tamam mı? Anlaştık mı? Çünkü ben karanlıktan korkuyorum. Büyük anne, Anandi'yi hala dışarı çıkarmadın mı? Anandi. Umarım iyisin kızım. Evet teyze. Sen çok acıkmış olmalısın. Hayır. Hiç aç değilim ben. Hatta oldukça tokum. Büyük annem bu sefer bana iyi davrandı. Ama yine kimseye belli etmedi. Tanrım, onu anlamak neredeyse imkansız gibi. Banyo yapmasına yardım edin ve onu odaya getirin. Gel. Divali. Evet büyük anne. Buraya gel canım. Sana bir hediye getirdim kızım. Benim için mi? Evet. Neymiş o? Bana elini ver.
demek Anandi'nin bağırmasını ve ağlamasını bu şekilde durdurdun. Ellerini bağlamışsın ve... Sanırım onu tehdit etmişsin, öyle anladım. Doğru mu? Niyetini bilseydim sana anahtarı vermezdim. Asla vermezdim. Tanrı'ya şükür ki Anandi incinmedi. Yoksa hayatımı mahvederdin. Senin de bir kızın var. Biraz utan. Ben sana canım diyorum ama sen karşılığında bana bunu mu yapıyorsun ha? Sen bana bunu nasıl yapabildin? Ha? Beni hiç mi düşünmedin? Bundan sonra sana güvenmeden önce 10 defa... Hayır, 100 defa düşünmeliyim. Bundan sonra evlilik kolyesinin sıradan bir kolye olmadığını ve evli bir kadın için çok değerli olduğunu anlamış olmalısın, öyle değil mi? Ama büyük anne, bunu bilmek benim ne işime yarayacak ki? Ama çocukların bunu bilmesi çok mu gerekli büyük anne? Biri evlendikten sonra artık ona çocuk denmez. Bir kadın ne kadar genç olursa olsun... Evlilik kolyesinin önemini çok iyi bilmek zorundadır. Unutma bunu. Evlilik kolyesi neden bu kadar önemli büyük anne? Evlilik kolyesi evli bir kadına duyulan saygının simgesidir. Üstelik eşiyle bir ömür boyu mutlu yaşamak için verilen sözü temsil eder. Cigar oğlum. Al bunu. Eşinin boynuna tak. Karar verildi ama henüz sen evlenmedin. Hayır, bekle. Ben bu kolyeyi takmayacağım. Daha az önce size bunun evlilik kolyesi olduğunu açıkladım. Neden takmak istemiyorsun? Çünkü büyük anne, benim evliliğim... Senin bunlar Prem amcan olmadan nasıl mümkün olur? Değil mi canım? Ha? Yani şimdi buradayım. Takabilirsin, hadi takmayacak mısın? Tak hadi, bekliyorum. Sana hiç kızgın değilim, tamam? Şimdi takıyorsun değil mi canım? Ha? Beni bir kere bile dinlemedin ve çok kızdın bana. Seninle konuşmayacağım. Bu amcanın bir hatasıydı. Lütfen şimdi beni affet. Lütfen canım. Dün konuştuklarımızdan sonra çok kötü hissettim. Bir daha olmayacak, söz veriyorum sana. Şimdi evlilik kolyeni takacaksın değil mi? Lütfen beni kır. Şimdi takıyorsun değil mi canım? Tamam.
Madem çok ısrar ediyorsun. Canım. Takmama yardım et. İşte beklediğim buydu. Şimdi rahatlamış hissediyorum. Kerem, Ahmedabad'daki işleri nasıl gidiyor? Çok büyük bir projem var. Bunların hepsi onun sayesinde. Uğurlu kızım benim. Evime girdiğinden beri şansım hep yaver gidiyor. Canım benim. O bana çok kızgın Secer. Bırak gideyim. Cigar, Anandi neden birdenbire üzüldü ki? Anandi evine geri dönmek istiyor. Evet, bana birçok kez annesini ve babasını çok özlediğini söyledi. Büyük annene gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Ama bu sefer ona gerçeği söyleyen ben olmayacağım. Cigar oğlum. Anandi'yi dün çok takdir ettin sen. Onun için büyük annenle kavga ettin. Bugünlerde de üstüne titriyorsun. Ondan hoşlanmaya mı başladın? Ne diyorsun bana hala? Yine beni azarlayacak mısın yoksa? Hayır oğlum. Buraya seni azarlamaya gelmedim. Az önce Anandi'nin evine geri dönmek istediğini ve ona sadece senin yardım edebileceğini söylemeye geldim, o kadar. Bu sadece sana bağlı. Kimin izniymiş? Büyük annen tabii ki. Eğer o izin verirse her şey yoluna girecek. Ona sormayacağım, hayır asla. Sorma. Ama bir şey yap ve Anandi ile evli olmadığınızı ve bu evlilik kararının büyükler tarafından alındığını ona söyle. İkiniz için yapılan törenler büyük annenin hatırına yapıldı. Büyük annen bunu öğrenirse Anandi'nin gitmesine izin verecektir. Dur bekle, beni dinle. Konuşmadan önce iki kez düşün. Söylediğin şeyler her şeyi değiştirebilir. Anlayamıyorum. Burası bizim evimiz mi yoksa çocukların acımasızca cezalandırıldığı bir yer mi? Büyük annemle konuşmalı mıyım? Ya beni tekrar cezalandırırsa? Az önce odadan çok zor kurtuldum. Büyük annem bu sefer beni neyle cezalandırır? Tahmin bile edemiyorum Cigar, inan bana. Bence bu sefer seni dinleyecek ve sana kızmayacak. Bak, evine dönmek istiyorsan bu riski alman lazım, anladın mı? Bu dediklerimi unutma sakın. Tamam. Madem ki ısrar ediyorsun, onunla konuşurum. Doğru karar. Git ve konuş. Cigar haklı olabilir. Benden memnun olduğu için büyük annem. Bu sefer beni dinler belki. Büyük annem düşündüğüm kadar kötü biri değil. Hem bana yemek de getirdi. Beni cezalandırdı ama aynı zamanda benimle de ilgilendi. Şimdiye kadar büyük anneye hep saygı gösterdim. Görünüşe göre biraz disiplinli ama herkesin mutluluğunu ve iyiliğini de istiyor. Ayrıca o ailenin en büyüğü. Bu yüzden kesinlikle haklı olduğu durumlar var ama her şeyi kontrol edebilir demek değil. Büyük anne,
Evet. Ben evime geri dönebilir miyim? Bir gün yine evden ayrıldım. Anandi'ye yiyecek ve su verilmeden odaya kilitlendi. Hepiniz bunu sadece izlediniz. Hiçbir tepki göstermediniz. Bu sefer Anandi'nin hatalı olduğuna ben de katılıyorum. Bu yüzden onu ilk defa azarladım ve ona bağırdım. Ama yaptığı hatanın gerçekten bu kadar acımasız bir cezayı gerektirecek kadar büyük olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Sizi dinlemedi ama onu durdurmalıydınız bence. Çünkü hem benim için hem de ailem için çok şey yaptı. Sözümü dinlemeyecek misin sen? Sana şu anda evine gidemeyeceğini söyledim. İşte tam olarak bunu sormak istiyorum. Neden eve gidemiyorum? Büyük anne neden? Yüce Tanrım beni anlamıyorsun. Evliliğinizin üzerinden 4 gün geçti ve sen evini ziyaret etmek istiyorsun. Sen artık bizim gelinimizsin. Senin evin artık burası. Ama büyük anne, babamı gerçekten çok özledim ben. İnan bana. Ben de biliyorum ki her kız eşinin evinde ailesini özler. Ama gözyaşı dökmek çözüm değil. Mutlu olmaya çalış kızım. Abimizin vefatından sonra evinden hiç çıkmadı. Genç yaşta ailesi için sürekli dimdik durdu. Güçlü olmaya çalıştı. İş hayatındaki başarımızın ve şöhretimizin arkasındaki isim o. Ailemiz için çok fedakarlıklarda bulundu. Hangi gelin ailesi için bunu yapar kimse? Haklısın. Yaptığı fedakarlıkların bizim ve ailemizin üzerinde büyük bir etkisi olduğunu kabul ediyorum. Ama bu yanlış davranışları anlayışla karşılamalıyız. Canım kızım da ailemiz için çok şey yaptı. Anneme 2 kez kocaman bir hediye verdi. Ama oğlum, onun gerçeklerden haberi yok. Bu yüzden Anandi'ye öyle davranıyor o. Ama biliyorsunuz ki gerçekleri ifşa edemeyiz. Öylesin. Ama benim canım kızım her zaman acımasızca cezalandırılamaz. O yüzden bunu büyük anneye anlatmalıyız bir şekilde, tamam mı? Ben de seninle aynı fikirdeyim Prem. Ama onunla kim konuşacak? Sen mi konuşacaksın? Sana anlatmak istediğim şey bu büyük anne. Bana hep gelinim diyorsun ama inan bana bu doğru değil. Sen ne diyorsun? Neymiş doğru olmayan? Bak büyük anne, ben Devgar'da ailem ve abimle birlikte kalıyorum. Sadece büyük annem için buraya geldim. Çünkü o çok hastaydı ve yanında olmamı istedi. Bu yüzden ailem, Prem amcam, Secel teyzem buna göre hareket ettiler büyük anne gerçekten. Yemin ederim Cigar'la evli değilim ben. Yemin ederim hiç evlenmedim onunla. Sen ne saçmalıyorsun? Bir insan nasıl? Nasıl böyle yapar? Tamamen uyduruyorsun. Bıktım senin yalanlarından. Sana doğruyu söylüyorum büyük anne. Önce Cigar kendini kaybetti, sonra teyzem ve şimdi de... Demek ki herkes kandırılmış büyük anne. Ailem, Prem amcam ve Secel teyzem evli olmadığımı söylemişlerdi bana. Yemin ederim sana. Eğer bana inanmıyorsan Prem amcaya ve Secel teyzeme sorabilirsin. Şimdi de bana ne yapıp ne yapamayacağımı mı söyleyeceksin? Başkalarını bu yalanlarla kandırmış olabilirsin ama beni kandıramazsın. Akıllıymışsın gibi davranmaya çalışma. Ben bu numaraları yemem. Sen beni küçük bir kız mı sandın ha? Çabuk odana geç. Hadi. Bu kız bunları kendinden bu kadar emin söylüyorsa bunda bir gerçek payı olmalı. Devraç!
Anandi ile konuştum. Cigar'la evli olmadıklarını söyledi. Peki bu doğru mu? Ne oldu? Neden herkes birden sessizleşti? Devraç, bu evin sorumluluğunu sana devretmiştim. Şimdi bana gerçekleri söyleyeceksin. Cigar, Anandi'yi odasından çıkarken gördüm. Tam da o sırada büyük annem herkesi yanına çağırdı. Yoksa yine başı belada olabilir mi? Cigar, Cigar bekle. Baba artık burada yaşamak istemiyorum, beni eve götür. Anandi? Cigar, eğer eve gitmek istiyorsan büyük anneme gerçekleri anlat demişti bana. Ne kadar sinirlendiği hakkında hiçbir fikrin var mı senin, ha? En başından beri her şeyi bilerek yapıyorsun Cigar. Defalarca başımı derde soktun. Neden böylesin? Ne yapmışım seninle ki? Seninle daha ben fazla sadece konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Anandi, ne oldu? Bana anlatabilirsin. Yok bir şey kanka abla. Cigar'ı buradan götür sadece. Onu niye fırlatıyorsun? Hadi hadi gidelim Cigar. Biz gidiyoruz. Gidin buradan. Yapma. Cigar, Anandi hiçbir şey demedi. Ama ona ne söylediğinde büyük annem bu kadar kızdı. Tabii ki Anandi ile aslında asla evli olmadığımız gerçeğini. Ve halam, büyük annem bunu öğrenirse Anandi'nin evine dönmesine tamamen izin vereceğini söylemişti. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Gerçekten. Büyük annemin onunla ne problemi var Tanrı bilir. Ne? Yok bir şey. Zavallı Anandi. Onun adına çok üzülüyorum. Bu olanlar çok yanlış. Büyük annemin neden herkesi odasına çağırdığını şimdi anladım. Zavallı Anandi. Evet büyük anne. Evliler ama Anandi, Cigar ve diğerleri evliliğin gerçekleşmediğini sanıyorlar. Öyle sandıklarına göre bu bana yalan söylediğiniz anlamına geliyor. Gerçeklerden kimse haberdar değil. Zaten ikisi de aynı şey değil mi? Ama neden yaptığınızı anlamadım. Evlilik bir kandırmacadan ibaret olmamalı. Anlamıyorum. O zaman neden bana yalan söylediniz? Neden bunu benden sakladınız? Çünkü Anandi ve Cigar hala çocuk sayılır. Evlendikleri zaman hala çok küçüktüler. O yüzden. Baba, neden beni yanına almadın ki? Bir dediğini iki etmedim senin. Sözünü hep dinledim. Bana anne hasta olduğu için törene katılamamıştı. Ona da yardımcı olmuştum baba. Üstelik ben Tanrı'ya dua da ettim. Hatalarım için af diledim baba. Tembihlediğin gibi kimseye saygısızlık yapmadım ben gerçekten. İstediğin gibi bir kız oldum ben senin baba. Gerçekten çok özledim. Lütfen beni buradan al. Ah yüce Tanrım. Küçücük bir kız. Büyüklerin arasındaki çekişmeler yüzünden ne kadar acı çekti. Sırf isteklerimi yerine getirmek için. Zavallı kız buraya kadar gelmek zorunda kaldı. Amcamlara gitmek istediğimi söyledim. Onlar da bana büyük annem döndüğü zaman gidebileceğimi söylediler. Amcam beni çok sevdiği için onun sözünü dinlemek zorundayım. Ama amcam neden benim duygularımı anlamıyor ki? Buraya gelmek başlı başına bir hataydı. Buradaki herkes çok kötü. Büyük annem, Divali teyze, özellikle Cigar, daha fazla burada kalmak istemiyorum ben. Anne, baba, lütfen
Beni buradan kurtarın artık. Burada hiç mutlu değilim ben. Dayanacak gücüm kalmadı artık baba. Yalvarıyorum sana baba. Etrafım hep sahtekarlarla doluymuş meğer. Her biri türlü türlü yalanlar uydurmuş bana. Kendi ailemin bana bunu yapacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Buradaki herkes yalancı. Kimse doğruları söylemiyor. Benim bir an önce babamı arayıp beni almasını söylemeliydim. Çok büyük hata yaptım. Peki kimin telefonunu alacağım ben? Cigar bir kere vermişti. Bir daha verir bana. Bana sadece tek bir şey söyleyin. Gerçekleri saklamak bu kimin fikriydi? Artık bu ailede yabancı biri olarak, yabancı biri olarak görülüyorum sanırım. Hepimiz sana saygı duyuyoruz büyük anne. Bu yüzden de anlatmadık. Demek saygı duyuyorsunuz. Gözlerimin önünde ahlaksızca davranışlarda bulundunuz. Yetmezmiş gibi bu işe beni de bulaştırdınız. Buna saygı mı diyorsunuz? Siz benim ailem misiniz? Olmaz. Cigar çok kibirli. Hep benimle alay ediyor. Sırf onun yüzünden büyük annem beni azarladı. Telefonuna ihtiyacım yok onun. Ama babamla konuşmazsam nasıl beni almaya gelecek ki? Tek başıma gidemem oraya. Neden tek başıma gidemeyeyim? Artık küçük değilim. Evdekiler de öyle diyor. Hem bütün işleri de bana yaptırıyorlar zaten. Ve tek başıma eve gidebilirim bence artık. Bu evde beni düşünen kimse yok. Hem de hiç kimse yok. Zaten sizin gözünüzde sadece bir yabancıyım. Anandi hepinizin gözdesi olmasına rağmen o zavallı kızı da umursayan kimse olmadı. Onun hakkında çok düşündük. Ratan abla ve Kim abiden Anandi'ye gerçekleri söylemelerini istedik. Ama her şey üst üste geldi. İnanın biz de böyle olsun hiç istemezdik. İşler yolunda gitmedi. Bundan sonra ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Yoksa aynı oyunu oynamaya devam mı edeceksiniz? Büyük anne! Soylu aile kızları şarkı söyleme ve dans etme işleriyle uğraşmamalı. Sen evlilik kolyeni bu ucuz telefonu satın almak için mi verdin? Büyük hata yaptın ama. Annem, babam, Secer teyzem ve Prem amcam. Hepsi bunu söyledi bana. Sakın bir daha büyüklerinin yalanlarını alet etme. Odana git.
geri gidiyorum ben. Siz burada mutlu olun. Ben gidiyorum. Onay verip vermememin hiçbir değeri yok, değil mi? Önceden de sormamıştınız. Şimdi hiç sıkıntı etmeyin. Yanlış anladın beni. Hayır, hayır, hayır. Sakın bu işe beni karıştırmayın. Şimdi bunu düşünecek veya tepki verecek durumda değilim. Ben herkesin sıkıntı çekmesine sebep olabileceğimi düşünmemiştim. Özellikle o küçük kızın. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Mabetten hiç ayrılmasaydım. En azından orada yalnızdım ve kötü işlere karışmıyordum. Gidin buradan, beni yalnız bırakın. Sizi görmek istemiyorum. Canım. Burada mısın? Nereye gitmiş olabilir? Belki Kanku'yla oynamaya gitmiştir. Çocuklar, Anandi nerede? En son senin odandaydı dayı. Orada değil. Size zaten o yüzden soruyorum ben. O zaman nerede o? Canım. Anandi. Bütün evi aradım. Anandi hiçbir yerde yok. Ama Prem, evden başka nerede olabilir ki? Evden kaçmış olmasın? Acele edin. Hadi çabuk ol. Hayır abi. Normalde dükkana gelir ama bugün uğramadı. Buradan Anandi ile ilgili bir şeyler öğrenebiliriz sanmıştım ama... Ya panik olma Prem abi, Anandi'yi bulacağız. Amca. Evet canım. Devgar'a nasıl giderim? Devgar buraya çok uzak. Otobüse binmen gerekiyor.
Cigar. Babam geldi. Git arabanın anahtarlarını getir. Tamam. Anandiden haber her var mı? Her yeri didik didik aradık. Hiçbir yerde yok. Yine onu aramaya gideceğiz, tamam mı? Biz yokken geri gelirse mutlaka haber ver bize. Cigar, acele et hadi. Anandi nerede olacak artık Tanrı bilir. Tanrı onu korusun. Umarım Anandi'yi hemen buluruz. Çok uzağa gitmemiştir değil mi Laka? Zannetmiyorum Krem abi. Otobüs nerede? Otogardan. Otogar nerede? Evet abi. Merhaba Piremci. Anandi'nin ders notlarını attım. Umarım sana ulaşmıştır. Şu anda biraz meşgulüm. Sonra konuşalım olur mu? Ne oldu? Bir şey demeden telefonu kapattı. Sonra arayacakmış. Sezer o gün de doğru düzgün bir şey demedi. Anandi'yi telefonda da konuşturmadı. Umarım Anandi'miz güvendedir. Lütfen beni eve bırakır mısın? Lakan Otogar. Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Sık sık onu eve götürmemi istemiştin. Eminim oradadır. Gidip bakalım hemen hadi. Prem Anandi'yi bulmadan iç rahat edemez. Biraz sabret. Kısa sürede beraber geri döneceklerdir. Biliyorum anne. Ama Anandi çok küçük bir kız. Etrafı bilmiyor. Ya kötü ellere düşerse? Bunu düşünmeden edemiyorum anne. O zaman kendimi asla affetmem, asla. Daha iyi dans eden var mı? Gelin danslarını izleyin. Ne kadar yetenekli olduklarını görün. Aranızdan rakip olup onları yenebilecek biri var mı? İnanmıyorum. Çok güzel dans ediyorlar. Çok beğendim. Ben de onlarla dans etmek, oynamak istiyorum. Nasıl olsa burada kimse bana kızamaz. Burada artık rahatım. Bu sefer güzel dans edersem evdekilere hemen ulaşabilirim. Burası çok güzel olacak benim için. Hem belki buradakiler eve dönmem için yardımcı olabilirler bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.